Avrupa'nın en saygın caz festivallerinden biri olan Leverkusen Caz Festivali bu yıl 27. kez düzenlendi. Festivalde sahne alan isimlerden biri daha önce sayısız kez Türkiye'ye gelen ünlü müzisyen Aldi Meola'ydı. Aldi Meola'nın son albümünü tanıtma fırsatı bulduğu festivalde bir de tanıdık isim vardı. Kuzey Kıbrıslı caz sanatçısı Okan Ersan bugüne kadar Leverkusen Caz Festivali'ne katılan ilk Türk kökenli müzisyen oldu. Avrupa'nın en saygın caz festivallerinden biri olan Leverkusen Caz Festivali sürüyor. Bu yıl 27. kez düzenlenen ve Paco de Lucia, Manhattan Transfer gibi dünya ünlü isimleri ağırlayan festivalin konuklarından biri de Kuzey Kıbrıslı sanatçı Okan Ersan'dı. Festivale katılması için yüzlerce grup arasından seçilen Ersan, enstrümantal cazın önemli isimlerinden Aldi Meola'nın alt grubu olarak sahne aldı. Fusion Jazz tarzındaki albümü To Whom It May Concern'den parçalar seslendiren Okan Ersan'a konserde Levent Altındağ, Şenova Ülker, Aycan Testel ve Volkan Öktem gibi isimler de eşlik etti. Konser öncesi röportaj yaptığımız Ersan, diplomatik açıdan tanınmayan bir ülkenin sanatçısı olmanın zorluklarına dikkat çekti. Tanınmamışlık, baskılar ve izolasyonlar mutlak ülkemizi çok üzüyor ve yoruyor. Sürekli problem çıkarıyor. Özellikle sanatçılara çok büyük görevler düşüyor. Bizler her türlü baskıya rağmen kendi sanatımızla var olduğumuzu her zaman için gösterebiliyoruz ve ispatlayabiliyoruz. 2006'da çıkardığı Consequence of Chaos ve Cosmopolitan Life albümlerinden parçalar seslendiren Aldi Meola ise konserinde uzun bir aranın ardından ilk kez elektrik gitarıyla sahnedeydi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de verdiği konserin ücretini alamadığı için kızgın olduğunu ifade eden sanatçı, uzun süredir yollarda olmanın zorluklarına da dikkat çekti. Neredeyse Eylül'ün ortasından beri her gece çalıyoruz. Bu hiç insani bir durum değil aslında. Yani birçok insan buna dayanamazdı. Bizim de kesin olarak bir molaya ihtiyacımız var. ...27. Leverkusen Caz Festivali 11 Kasım'a dek sürecek.